Merhaba çocuklar. 5. sınıfın ilk ünitesiyle sizlerleyiz. Bu sene İngilizce'den 10 tane ünite göreceksiniz. 10 ünitenin 5 tanesi 1. dönem, diğer 5 tanesi 2. dönem çocuklar. 1. üniteyle başlıyoruz. Ünitemizin ismi Hello. Hello'yu herkes merhaba olarak zaten biliyordur. Merhaba birisine selam verirken kullanılır, aynı zamanda bir insanla tanışırken de kullanılır. Bu ünitenizde birbirinizle tanışmanız için gerekli olan ifadeler, kendinizi tanıtmak, arkadaşlarınızı tanıtmak için gerekli olan kelimeleri, ifadeleri öğreneceğiz. Başlayalım. Talking about yourself, yani kendiniz hakkında, kendinizle ilgili konuşmak için şu başlıkları söylememiz gerekir. Name, age, country, nationality, language and favorite class. Bunlardan, bunlara dair verdiğiniz bilgiler kendinizle ilgili detaylardır. You will talk about your name. İsminiz hakkında konuşacaksınız. You will talk about your age. Yaşınız hakkında konuşacaksınız. You will express your country. Ülkenizi ifade edeceksiniz. You will say your nationality, milliyetinizi söyleyeceksiniz. You will talk about your language, dilinizi söyleyeceksiniz. And lastly, son olarak da you will talk about your favorite class, en sevdiğiniz ders hakkında konuşacaksınız. Peki, bunları söylerken nasıl sorular sorulur? Birisi sizin bu detaylarınızı merak ediyorsa size nasıl sorular sorur? Sorar, onu göreceğiz. Bakıyoruz. Name sorulacaksa what is your name diye soru soruyoruz. İsminizi sormak için what is your name? Yaşınızı sormak için how old are you? Ülkenizi, country'yi sormak için where are you from? Nationality'yi belirteceksek what is your nationality sorusu sorulur. Ondan sonra belli ederiz. Language, hangi dili konuşuyorsunuz, kaç tane dil konuşuyorsunuz derken kullanılacak bir kelime. Konuşmak, speak demek. Which language do you speak derseniz hangi dili konuşuyorsun diye soru sormuş olursunuz. Favorite class'a en sevdiğin dersi, what's your favorite class, en sevdiğin ders nedir diye sorabiliriz. Peki bunların cevaplarını nasıl vereceğiz? Bakıyoruz. What's your name? My name is Ayşe. Soruda geçen name, isim kelimesi cevapta da yerini bulmuş. Soruların içinde cevaplarda kullanacağımız bazı kelimeler var. Bunları kırmızıyla yazdım. Cevaplarken ya da eşleştirme sorularında size yardımcı olacak bu ipuçları. Sınavlarda eşleştirme soruları soruyoruz. Sorular bir tarafta, cevaplar karışık karşı tarafta oluyor. Siz de bunları eşleştiriyorsunuz. İsim sorulduysa İçinde isim geçen cümleyle eşleştireceksiniz. How old are you? I am 10 years old. Old'lar iki tarafta da var. Bu sizin ipucunuz olabilir. Where are you from? I am from Turkey. Diyebilirsiniz. What's your nationality? Peki milliyetin ne? I am Turkish. Türk'üm. Which language do you speak? Hangi dili konuşursun? I speak Turkish and English. Türkçe ve İngilizce konuşurum. What's your favorite class? I like physical education. Beden eğitimini seviyorum. Şimdi bu ünitede hem ülkeleri, hem milletleri, hem dilleri, hem de dersleri de söyleyeceğiz. Ve bu soruların cevaplarını daha detaylı verebileceğiz bu sayede. Şimdi önce ülkeler, milletler ve dillere bakalım. Arkadaşlar, milletlerle diller aynı yazılıyor. Anlamları farklılaşıyor ama yazılışları aynı. Örneğin, Turkey, Türkiye, Turkish, Türk, Turkish, Türkçe. Gördüğünüz gibi ikisi de Turkish diye yazıldı. Bir anlamı Türk, diğer anlamı Türkçe demek. England, İngiltere, English, İngiliz, English, İngilizce. Dediğim gibi hem milliyetlerin hem dillerin yazılışı aynı. Ülkeyi ezberlediğinizde diğerleri de birbirine çok benzediği için sizin için kolaylık olacaktır. Peki devam ediyoruz derslerle. Son sorumuz, kendimiz hakkında verdiğimiz detaylardan birisi de
favorite class'tı. En sevdiğin dersti. Derslerin de İngilizcelerine bu ünitede yer vermiş. Science, fen bilimleri, geography, coğrafya, history, tarih, physical education, beden eğitimi, art, resim, maths, matematik, English, İngilizce, music, müzik, Turkish, Türkçe. Bunlar arasından favorite'larınızı, yani en sevdiklerinizi söyleyebileceksiniz. Sorumuz neydi? What's your favorite subject? Ya da class'ta. Subject'te, class'ta ders demek. Peki sevdiğinizi ve sevmediğinizi söylerken hangi kalıpları kullanabilirsiniz? Bakalım. I like maths. Matematiği seviyorum. I can solve problems. Problem çözebiliyorum. I enjoy science. Fen bilimleri seviyorum. I like doing experiment. Deney yapmayı seviyorum. I love learning language. Language az önce geçmişti. Dil olduğunu söylemiştik. Learn öğrenmek demek. Dil öğrenmeyi seviyorum. I am good at English. İngilizce dersinde iyiyim. Bunlar olumlu, sevdiğimizi belirtmek için kullanacağımız yapılar. Like, enjoy, love. Bir şeyde iyi olmak, good at. Peki sevmediklerimizi nasıl söyleyeceğiz? I dislike diyeceğiz. Like'ın tam zıttı. I dislike art. Resmi sevmiyorum. Because, çünkü. I don't like drawing picture. Resim çizmeyi sevmiyorum. I hate maths. Matematikten nefret ediyorum. I can't solve problems. Problem çözemiyorum. I dislike, sevmiyorum. PE'yi. PE hangi ders? Physical education dersi. Beden eğitimini sevmiyorum. I don't enjoy running. Koşmayı sevmiyorum. Peki, devam ediyoruz. The days of the week. Haftanın günleri. Peki bunu neden öğreniyoruz? Çünkü az önce dersleri öğrendik. Hangi gün hangi dersiniz var? Saat kaçta hangi dersiniz var? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu iki bilgiyi birleştireceğiz. Haftanın günleri normalde İngiltere'de, yurt dışında pazardan başlıyor. Sunday'den başlıyor. O yüzden kenarda verilen görselde Sunday'i ilk başa almış ve oraya dinlenme, yeşillik bir resim koymuş. Kenarlarında kitaplar olanlar, hafta içi okul günleri, en sonda da kumsal koymuş Saturday için, cumartesi için, yine tatil olduğunu belirtmek için. Monday, pazartesi demek. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Saturday, cumartesi. Sunday, pazar. Şimdi bakalım, bu iki bilgiyi birleştirelim. Dersleri öğrendik. Şimdi de günleri öğrendik. Şu gün şu dersim var. Bugün bu dersim var demek için var, sahibim olan have'i kullanacağız. I have maths, English, Turkish, music and art. Matematik, İngilizce, iki tane Türkçe, müzik ve art, resim derslerim var. I have social studies on Tuesday. Salı günü sosyal bilgiler dersim var. Salı günü. Günlerden önce 10 yazıyoruz arkadaşlar. I have physical education on Monday at 3. Saat 3'te. Pazartesi günü beden eğitimi dersim var. Saatlerden önce at, günlerden önce 10 yazdık. Peki kendiniz hakkında konuştunuz. Bu detayları verdiniz. Aynı detayları arkadaşlarınız için de kullanabilirsiniz. Senin best friend'in, en iyi arkadaşının anlat biraz dediğimizde yine onun name, yani adını, age, yaşını, country, ülkesini, nationality, milletini, favorite class'ını, en sevdiği dersi söyleyebiliriz ya da language, dilleri hakkında konuşabiliriz. Örneklere bakalım. Eğer arkadaşınız erkek ise he, yani o diye he kelimesini kullanacaksınız. Kız ise she kelimesini kullanacaksınız. He is Ali. O Ali. İstersek ona his name is Ali de diyebiliriz. İşin içine name koyarak. He is 10 years old. 10 yaşında. He is from Turkey. Türkiye'den. He is Turkish. Türk. He speaks Turkish. Türkçe konuşuyor. He likes maths. Matematik seviyor. But. Ama he doesn't like English. İngilizceyi sevmiyor. She is Mary. O Mary. She is 11 years old. 11 yaşında. She is from England. İngiltere'den. She is English. İngiliz.
She speaks English and German. İngilizce ve Almanca konuşuyor. She likes art, but she dislikes social studies. Resmi seviyor ama sosyal bilgileri sevmiyor. Çocuklar, birinci ünitenizin konuları bu şekilde. Kendiniz hakkında, arkadaşlarınızın hakkında bilgi verirken bu bilgiler hangi alanda olacak? İsim, yaş, ülke, millet, dersler hakkında olacaktı. Bunları bu şekilde ifade edebiliriz. Sorularınız nasıl soracağımızı öğrenmeniz çok önemli. Çünkü eşleştirme sorularını sınavlarda çok soruyoruz. Take care yourself. Kendinize iyi bakın. İkinci ünitede görüşmek üzere.